Çol cennetin ırmakları akar Allah deyü deyü. Çıkmış İslam bülbülleri öter Allah deyü deyü. Salınır Tuğba dalları, Kur'an okur hem dilleri, cennet bağının gülleri kokar Allah deyü deyü. Aydan aydındır yüzleri, şekerden tatlı sözleri, cennette huri kızları gezer Allah deyü deyü. Yunus Emrem var yanına, koma bugünü yarına, yarın Hakk'ın divanına varam Allah deyü deyü. Sevgili seyircilerimiz, her birerlerimiz yarın Hakk'ın divanına onu söyleye söyleye, zikrede zikrede geleceğiz. Ama ne kadar isteriz affolunarak gelmeyi, ne kadar isteriz mağfiret buyurularak gelmeyi, ne kadar isteriz o güzel peygamber Hazreti Ruhu Seyyidül Enam Muhammed Mustafa'nın o mübarek şefaatiyle gülmeyi. Aziz seyircilerimiz, içten içe bir hasret, bir firak duygusu hepimizi kaplamış gibi. Şair diyor ki, elden çıkardık mahımız, eflake çıksın ahımız, rahmeylesin Allah'ımız, ey mahı gufran elveda. Ey sevgili Ramazan, ne kadar güzeller, güzel günler yaşattın bizlere. Sevgi dolu, aşk dolu, ibadet dolu. Hazreti Kur'an'la arkadaş ettin bir kere daha bizi. Oruçla sımsıcak bir dostluk kurdurdun. Ve insanlara sevgiyle bakmayı, yaradılanı severiz yaradandan ötürü. Bahçem çiçek, bağım gazel, birleşir ebetle ezel. Ayırmadım çirkini güzel, kullarda seni aradım diyor şair. Her sinede seni aradık. Ramazan'da kırık gönüllerde, masum yüzlerde, yetimlerin o mahzun müketter sinelerinde, o pak gözlerinde, o güzel yüzlerinde seni aradık Allah'ım. Bilemiyorum seni bulabildik mi? Ama iki gün daha arayacağız. İnanıyoruz ki Ferhat nasıl Şirin'e kavuştuysa, Leyla Mecnun'u aradıysa, Ferhat aslına Şirin'ine kavuştuysa, biz de bir gün gelecek sana kavuşacağız. Ne olur o kavuşmayı, o büyük günde, o büyük buluşmada bizleri mahzun ve müketter kılma Allah'ım. Sevgili seyircilerimiz, bu muhabbet ikliminde çok değerli hocam bir aydır o güzel sözleriyle, o tatlı beyanlarıyla bize büyüklük yapan çok değerli müftüm, Başbakanlık müşavirimiz, eski Başbakanlık müşavirimiz, Başbakanlık müşavirimiz, Başbakan müşavirimiz, değerli hocamız Mehmet Yüce Beyefendi ile ve Hacı Bayram Veli Camii Baş İmam Hatibi Ahmet Karalı hocamızla ve sazlarıyla, sözleriyle çok değerli musiki şinas Mustafa Akbaş Beyefendi ve onun birbirinden kıymetli sazendeleriyle bir kere daha huzurlarınızdayız. Ama bugün farklı bir sürprizimiz var, birkaç sürprizimiz var. Onlardan bir tanesi çok değerli küçük yavrumuz, kardeşimiz Ömer Faruk Aslan kardeşimiz. 6 yaşında Hazreti Kur'an'ı ezberlemeye başlamış ve 9 yaşına gelmeden Hazreti Kur'an'ı adeta böyle sular seller gibi ezberlemiş bir tatlı dimağ, bir güzel yavru huzurlarınızda. Ondan ve hocası da, hoca efendisi de yanında, Ahmet Karalı Beyefendi, Hazreti Kur'an'ın Rahman suresini dinleyeceğiz. Sonra kısaca bir söyleşeceğiz onlarla. Ömer kardeşim, buyurur musunuz? Buyurun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahmanu 'allamal Kur'an. Halakal insana 'allamal bayan. Eş-şemsu vel kameru bi'usban. Ve'n-necmu veş-şeceru yescudan. Ve's-semâ'e rufa'a ve vada'al mîzân. Ellâ tadğav fil mîzân. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والعب خلق الإنسان من صلصال
Ömer Faruk'cum çok teşekkür ediyorum. Bizi hayran bıraktın kendine. Allah seni nazardan korusun. Okurken de sen okurken ben de sana Felak Nas okuyordum. Senin okuduğun ayetlere mal vereceğim, sonra sana döneceğim, tamam mı canım? Sevgili seyircilerimiz, çok değerli aziz kardeşimiz Ömer Faruk Aslan'ın okuduğu ayet-i kerimelere kısaca malen değineceğim. Sonra da o güzel yavrumuzla sohbet edeceğiz. Rahman insana Kur'an'ı öğretti. Onu yarattı ve beyanı öğretti. Ona kendini ifade etme kabiliyeti verdi. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket ederler. Yıldızlar ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Allah göğü de belirli bir ahenkte, kıvamda yarattı ve onu yükseltti. Ve ona bir mizan verdi. Siz de asla ölçüde haksızlık etmeyiniz, teraziyi yanlış tartmayınız. Adaletle teraziyi tartınız ve asla ölçüde, tartıda haksızlık etmeyiniz. Ve yeryüzünde her türlü meyveler ve dal dal kirazlar ve hurmalar vardır. Dal dal hurmalar vardır. Böyle olduğu halde Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Rabbiniz iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Böyle olduğu halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz? O iki denizi salıvermiştir, birbirine kavuşurlar. Fakat ikisinin arasında bir engel, bir mania vardır. Asla birbirine tecavüz etmezler. Ve yeryüzünde denizin üzerinde o dağlar vari seyahat eden o gemiler Rabbinin birer lütfudur, Rabbinindir. Böyle olduğu halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz? Yeryüzünde var olan her bir varlık bir gün gelecek, vefat edecektir. Fani olacaktır. Yalnız baki olan, celal ve ikram sahibi olan Rabbin baki kalacaktır. Böyle olduğu halde Rabbinizin hangi bir nimetini inkar edebilirsiniz? Rabbimiz, bütün nimetler senindir. İtiraf ediyoruz. Bizler de seniniz. Ne olur bizlere lütfunla, inayetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Aziz seyircilerimiz, şimdi biraz önce o tatlı sesini, güzel kıraatını dinlediğimiz Ömer Faruk Aslan kardeşimizin kendisiyle ve çok değerli hocası Ahmet Karalı Beyefendi ile muhabbet edeceğiz. Ömer'cim, kaç yaşında başladın hafızlığa canım? Hocam 6 yaşında başladım. Şu anda kaç yaşındasın? Şu anda 12 yaşındayım. 12 yaşındasın. 9 yaşında mı bitirdin? 9 yaşında bitirdim. Senin için hani bazıları için derler ki büyümüş de küçülmüş. Sen hakikaten öyle bir tavrın var. Yani Kur'an okurken sana baktım, yani 40 yıllık hafızlar böyle edep içinde dururlar ya şöyle. O kadar edepliydin, bak önünde ilikli. Yani Hazreti Kur'an'a şimdiden anlaşılıyor ki çok büyük saygın var. Hoca Efendi seni çok güzel eğitmiş. Allah seni o okuduğun, ezberlediğin Kur'an'la aziz edecektir. Bizler Kur'an hafızlarıyız. Ahmet Hocam da, ben de. Ben de 11 yaşında hemen hemen ezberlemiştim Kur'an-ı Kerim'i. Allah bana bugüne kadar neyi lütfettiyse, iman en büyük nimetidir. Çok büyük tefsir, hadis, usul, fıkıh hepsini okudum Allah'a hamdolsun. Şu anda master'ımı bitiriyorum Fatih Üniversitesi'nde ve doktora yapacağım inşallah. Bu kadar nimeti var, iman nimeti var, Hazreti Kur'an nimeti var. Bunlar en büyük nimetler, sana da bunları vermeye başlamış. Allah seni ömrünün sonuna kadar Hazreti Kur'an'ın hem lafızıyla hamil ve manasıyla da amil kılsın inşallah. İnşallah. Ahmet Hocam, bu kardeşimizi bu seviyeye nasıl geldi, bize biraz anlatır mısınız? Estağfurullah. Kardeşimiz aslında İstanbul'da oturuyorlardı. Alayım. İstanbul'da oturuyorlardı. Muhterem babalarıyla biz tanıştık ve
hafız yapmak istediğini söylediler. Ömer Tut. Burada olabilir mi şeklinde. Hem de burada Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin de feyzinden müstefid olsun diye özellikle burayı tercih ettiler. Tabii çok zaman ayırmak gerekiyordu. Biz de böyle bu yükün altına girdik ve başladık ve 3 senede de ikmal ettik. Tabii Ömer'in ailesi ve Ömer'in çok güzel idealleri var. Babasının ideali böyle çok Türkiye çapında meşhur bir ilim adamı yapmak olmasını arzu ediyor. Ömer de bunu arzu ediyor. Hem okula devam etti, hem hafızlık yaptı. Biraz yazın tatillerinden kıstı, biraz haftalık tatillerinden kıstı. Ama bugün bu seviyeye geldi. Hatta geçen şu anda İmam Hatip Lisesi'ne devam ediyor. Hocam dedi, ben İmam Hatip Lisesi'nde okuyan diğer öğrenci arkadaşlarımdan çok 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 öndeyim dedi. Onlara da yardımcı oluyorum dedi. Onlara da Kur'an-ı Kerim dersleri verdiğini söyledi. Yani aynı zamanda Ömer hem öğrenci hem de şu an öğretmen konumunda. Hocam yani Hazreti Kur'an'ı okuyuşunu dinledik. Evet. Allah nazardan korusun. Amin. O girişi, çıkışı, meyanları, evet, alışı. Evet. Yani her türlü takdirin üzerinde. Estağfurullah. Zat halinizin de burada mutlaka ciddi etkisi ve katkısı olduğu ayan beyan ortada. Estağfurullah. Daha da güzel olacak inşallah. Daha güzel i̇nşallah. Olacak. Evet. Biraz da Ömer Faruk isterseniz konuşmak istiyor, olur mu? Buyursun, müsaade eder misiniz? Buyur lütfen, evet. Ömerciğim. Nasıl lütfen hafız olduğunu. Kendini nasıl ifade edebilirsen, evet, et lütfen. Evet, hadi bakalım. Buyur canım. Ben 4 yaşımda İstanbul'da bir Kur'an kursuna yazılmıştım. Orada biraz kendimi geliştirdim. 6 yaşımda da Allah bana hafızlık elem olmayı nasip etti. Ben burada Ahmet hocamla birlikte, hafızlık yaptım ve şu anda bu seviyeye geldim. Allah'a binlerce şükürler diliyorum. Daha devam ne yapacaksın? Maşallah. Allah daim eylesin. Buyur. Şu evet. anda Ahmet hocamın dediği gibi İmam Hatip Ortaokulu'na gidiyorum. Lise, ortaokul. Onu bitirdikten sonra lise, üniversite ve büyük bir alim adamı olmayı diliyorum. Allah katında seviye olmak istiyorum. Elhamdülillah. Allah'ım seni öyle etsin. Şu Hacı Bayram-ı Veli'nin huzurundayız. Allah'ım o büyük zatın. Allah'ım seni öyle eylesin. Senin ve bizim üzerimizde himmeti daim olsun onun. Amin. Seni çok büyük bir insan olarak göreceğimize inanıyorum. Sende o istidat var ve yüzünün güzelliği de ona delalet ediyor. Ahmet hocamı da bırakma. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz. Şey değerli hocam, Ahmet hocam. Bir şey hocam. Söyleyeceğim son kez. Son buradan sözler. Anneme, babama, akrabalarıma ve bütün teyzelerime, dayıma, anneanneme ve bütün herkesin, beni tanıyan, beni seven, sevmeyen herkesin Ramazanlarını diliyorum, bayramlarında mübarek olsun diyorum. Tabii bir şey unuttuk. O anne babanızı da tebrik ediyoruz. Evet, ben ona vurgu yapacaktım. Onlar da demek ki çok değerli insanlar ki sizi bu seviyeye, bu merhaleye gelmesinde katkılar olmuş. Onları da tebrik ediyoruz. Evet. Yani beni seven sevmeyen dedin. Seni sevmeyen olur mu? Seni sevmeyen olur mu? Hiç olur mu seni sevmeyen? Eşyanın evet. tabiatına aykırı. Allah nazardan evet. korusun. Maşallah. Ahmet evet. hocam çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Olsun. Allah razı olsun. Sevgili seyircilerimiz, ikinci bir sürprizimiz var dedik. İşte o sürprize geçiyoruz. Daha önce sizin bir kere olsun tadına, lezzetine baktığınız çok önemli bir grubumuz var. Çankaya Müftülüğü Çocuk Korumuz var. Hani o masum yüzleriyle, tatlı sesleriyle, güzel mimikleriyle dinlediğiniz insanlar var ya, yavrularımız. Mustafa Akbaş Beyefendi ve sazendilerinin huzurunda çok güzel ilahi okumak üzere onları davet ediyorum. Buyurunuz efendim. Thank you.
diye sevdim. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Dört mevsim bahar havası için Boş'tan dört dörtlük fırsat. Her ihtiyaca uygun farklı boyut ve renk seçeneklerine sahip Boş inverter klimalar şimdi çok cazip fiyatlarla. Üstelik bonus özel peşin fiyatına 10 taksit ve 5 ay erteleme fırsatıyla. Boş, yaşam için teknoloji. Anadolu'muz kadar doğal, muhabbetimiz kadar lezzetli, dostluğumuz kadar güven verici. İftar sofralarınızı taçlandırmak için sizinleyiz. 1977'den beri. Hayırlı Ramazanlar. Yörükoğlu, güven, lezzet ve sağlık dolu. Çeşme'ye gitmek, geçiş üstünlüğünün rüzgarda olduğunu bilmeyene zor gelir. Ama bizim için eve giden hiçbir yol zor değildir. Yolda okuduğumuzu lastiğe yazıyoruz. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Ankara'da mutlu yaşamın yeni adresi. Asude Park Evleri. Büyük fırsat. 3 artı 1, 4 artı 1 ve dubleks seçenekleriyle kaliteli, ferah, huzurlu. Altındağ Havaalanı yolu 10. kilometrede. Kampanya fiyatlarıyla %10 peşin, bütçenize uygun ödeme seçenekleriyle 2014'te teslim. Barınmak için değil, yaşamak için. Asude Park Evleri. 0312 528 1446. Performans, StarMax Performans lastikleri. Ziraat'ten Türkiye'de bir ilk. Harcadıkça da, biriktirdikçe de nakit kazandıran tek banka kartı. Kazandıran Bankart. Siz harcadıkça puan değil, nakit para biriktiriyor. Üstelik hesabınızdaki paraya da günlük faiz uyguluyor. Bankartınız varsa hemen 4747'ye SMS atın, siz de kazanmaya başlayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası. Albaraka bereketli Ramazanlar diler. Sevgili seyircilerimiz, Ramazan-ı Şerif'e elveda demeye hazırlandığımız şu günlerde Ramazan'ın o mübarek ikliminde çok güzel sıfatlar kazandık. Bir kere daha namazla adeta bütünleştik. Oruçlar bizi insanı kemalata çıkardı. Teravihlerde saf saf olduk ve gönül birlikteliği kurduk. Değerli hocam, buyurun. Ramazan-ı Şerif'ten sonra da mutlaka bu ibadetlere devam etmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Hocam, namazın öncesinde hepimizin yaptığı bir ameliye var ki biz buna abdest diyoruz. Abdesti bize bir güzel anlatır mısınız efendim? Memnuniyetle efendim. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, eftalül ibadat edve muha buyuruyorlar. Demek ki ibadetlerin eftali devamlı yapılanıdır. Yani ibadetlerde zaten inkıta, bir kere farzlar da zaten caiz de değildir. Cenab-ı Hak beş vakit namazı bize emretmiştir. Biz onu her doğan günün başından sonuna kadar kılmakla mükellefiz.
İmar taşları gibi sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da namaz vakıtlarla sınırlanarak, çerçevelenerek farz kıldı beyanını uygulamak suretiyle bize göstermiştir. Bütün namazların vakıtları da bellidir. Ancak efendim namaz kılan, kendisini çevreleyen, namaz kılan bir kimse kendisini çevreleyen ilahi rahmetten haberdar olsaydı asla başını secdeden kaldırmazdı ve kaldıramazdı. Bu dini kaynaklarımızdaki bir nottur. Çok önemli bir not. Yani öyle bir rahmet çevreliyor ki namaza duran, rükûya varan, secdeye kapanan, yüce Rabbimizi tazim eden, Sübhane Rabbiyel Azim diye tazim eden, Sübhane Rabbiyel Ala diye onu yüceleyen, insanın çevresini ilahi rahmetin nasıl kuşattığını ve nasıl kucakladığını, eğer perdeler açılsa da insan bir görse deniliyor, başını secdeden kaldırmaz ve de kaldıramaz. Efendim namaz tazim de mübalağaymış. Bu da sadece Allah'a yapılırmış. Tazim de en üst sınır. Rükûya varmak ne demek? Secdeye varmak ne demek? Bunun ötesi var mı daha? Yani tazim de mübalağanın adı ibadet. Bu da sadece Allah'a yapılır. Ha. Fakat namazı bir otoban kabul edersek, otobanın çevre yolları var. O çevre yollarından biri de abdest ve gusuldür. Efendim hiçbir otoban çevre yolsuz olur mu? İstanbul otobanını görmüyor muyuz? Mutlaka onun, bakın Ankara'yı böyle bir kemer gibi kuşatan bir çevre yolu var. Efendim Sincan'dan alır, Gölbaşı'ndan, Çankaya'dan, Mamak'tan, Keçören böyle bir kemer gibi kuşatır. Ve onu da ayrıca diğer illere, ilçelere bağlayan ayrı bir çevre yolları vardır. Dolayısıyla namaz bir otoban kabul ettiğimizde, ana ibadet kabul ettiğimizde, efendim namaz ana ibadet, Allah'ı tasdik farizasından sonra diyor Allame-i Serasi 1. cildinde, mevsutunda, Allah'ı birlemek, Allah'ı tazim etmek, Allah'ı yücelemek farzlarından sonra en büyük farz namazdır diyor. Namaz kadim bir ibadettir aynı zamanda. Hatta hatırlarsanız şöyle bir şey demiştik hocam, iman ve namaz ikiz kardeştir ama iman biraz önce doğmuş demiştik. Aynen öyle. Evet, buyurun efendim. Şimdi pekala, namazın ayakta durabilmesi için, namaz dini ayakta tutuyor değil mi? Namaz dinin direğidir. Efendimizin lisanında. Kim dinini ayakta tutmak isterse namazı kız. As-salatu imadüddin, femen akamaha fekat ekamettin, ve men terekaha fekat hedemettin. O zaman çadırın kazığını alınca ne olur? Orta kazığını veya bir binanın ana kolonunu alınca bina çöker. Demek ki dini ayakta tutan nedir? Namazdır. Ayakta tutmak için namazı kılın. Kim kılarsa din ayaktadır, hayattadır, uygulamadadır. Kim namazı terk ederse o binada sıkıntı vardır. Sıkıntı. Şimdi abdest. Efendim Mustafa Asım Köksal hocamız, biz vaizlik müftülük imtihanına girdiğimizde müşavire kurulu üye yardımcısıydı. O zaman müşavire kurulu üyeleri Hasan Üsnerdem, Şehit Oral, Hasan Fehmi Başoğlu, İstanbul'da asrın beyni ve asrın sahibi olan, asrının bütün manevi mesuliyetini taşıyan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine İstanbul Üleması adına soruları götüren kişi. Onun için Diyanet İşleri Başkanlığımızdan hamd ediyoruz. Hiçbir zaman Risale-i Nurlar'ın aleyhine bir fetva çıkmamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ömrü çok olsun. Amin. Tesiri uzun olsun, amin, etkili inşallah olsun. Amin. Hiç Risale-i Nurlar aleyhinde bir fetva, bir karar
çıkmamıştır. Başörtüsü hakkında da Diyanet İşleri Başkanlığımız en kritik zamanlarda İslam'a uygun, en uygun fetvayı vermiştir. Bunu da bir not olarak düşmek istiyoruz. Yani her zaman hakkın, hakikatin tercümanı olmuştur hocam. Aynen öyle efendim. Allah hamdolsun. Bugün de çok büyük hizmetler vermektedir. Evet, diyor ki Asım Köksal hocamız, müşavire kurul üyesi yardımcısı olan Asım Köksal hocamızın İslam tarihi vardır. Burada diyor ki, insanlığın ufkunda diyor bir güneş doğdu. Efendimiz evine geldi, dehşet içinde evine geldi. Örtünmüştü ve inzivayı arzu ediyordu. Müddessir aynı zamanda örtünüp inzivaya çekilmeyi arzu etmek anlamına geliyormuş. Fakat Cebrail durur mu? Zaten Hira'dan inerken ya Muhammed, Efendimiz başını kaldırdığında Cebrail'i bütün aslıyla, asaletiyle, saltanatıyla, bütün özelliği ve güzelliğiyle gördü. Semaya taht kurmuştu. Ve kâne yesuttül ufuk, bütün ufku kapatmıştı. Bütün ufku kapatmıştı. Ve sen Allah'ın Resulüsün, ben de Allah'ın Resulü olan size vahiy getiren vahiy meleğim diyordu. Ve Efendimiz Hazreti Hatice annemizin evindeydi. Hazreti Hatice annemizi Cenab-ı Hak Hatice annemize Efendimiz'i emanet etmişti. Cibril yine geldi. Dedi ki ya eyyuhel müddessir kalk. Örtünen peygamber, inzivayı arzu eden peygamber, kum fe enzir beyanı ile de ona risalet vazifesi verildi. Ve Efendimiz'i aldı. Asım Köksal hocamız bunu çok güzel anlatıyor. Batağa götürdü. Cebrail topuğunu vurdu, su fışkırdı. İsmail Aleyhisselam'ın topuğunu vurup zemzem fışkırması gibi. Ve abdest alarak Efendimiz'e abdest öğretti. Ve Asım Köksal hocamızın şeye baktığımızda bütün Buhari, Müslim, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi gibi bütün kaynakları oralardan alıyor. Her adım başına oradan kaynak koymuş. Abdest vahiy gayri metlu ile farz kılınmıştır. Kur'an'la değil. Kur'an vahiy metludur. Abdest vahiy gayri metlu, yani Hazreti Peygamber'in sünnetiyle farz kılınmıştır. Peki Maide suresi 6. ayette Bismillah ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, izâ gumtum ile salati, namaz kılmaya kalktığınızda abdestiniz vardır veya yoktur. Abdestiniz yoksa mecburen abdest alacaksınız. Abdestiniz varsa dilerseniz abdest üzerine abdest almak nur üzerine nurdur. O zaman iradenizi abdest almaya kullanırsınız. Abdestin üzerine, nur üzerine bir dur daha alırsınız. Peki. Çok hocam, özür dilerim. Çok bağışlayınız. Çok değerli kardeşlerimiz, Çankaya Musikisi Çocuk Topluluğundan bir ilahi dinleyeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, onları huzurunuza alıyoruz. Başlarında Mustafa Akbaş Beyefendi olmak üzere Çankaya Musikisi Çocuk Topluluğu Korosu'nu huzura alıyoruz. Bir ilahi dinliyoruz. Değerli Mehmet Yüce hocamıza, sohbetimize devam edeceğiz efendim. Hay hay. Şaflar bağlanmışken, tomur.